Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli hocalarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben vaktinizi çok da almadan hemen program üzerinde tanıtımıma geçmek istiyorum. El-Mektebetü Şamile, bu gördüğünüz arayüz olarak eski bir arayüz ama ben güncel versiyonunu bu arayüz üzerinden kullanmayı tercih ediyorum. Uzun süredir alıştığım için bu görüntüye. Bu sunumda daha çok nasıl yapacağımızdan ziyade neleri yapabileceğimize dair buradaki kısa yollar üzerinden bilgilendirmede bulunmaya çalışacağım. Zaten tahminim bu kısa yolların kısa bir şekilde tanıtılması süremi dolduracaktır. Birçoğumuzun malumu olduğu üzere İhtiyar-ı Kitap bölümünde okumaya yönelik daha çok herhangi bir eser okumak istediğimizde ilgili eserin üzerine gelip tıkladığımızda eser açılıyor. Buradaki oklar vasıtasıyla eserin içerisinde ilerlemek mümkün. Eserin başına ve sonuna gelmek için sağdaki okları kullanabiliriz. İhtiyar-ı kitap kısmı dediğim gibi tam manasıyla eser okuma. Herhangi bir arama yapma noktasında değil de eser okuma noktasında açılmış ilk sekme. Burada alfabetik bir arama yapmak istediğimizde tasfiye kısmına, daha önceden girdiğimiz kitapları tekrar uzun uzun aramak yerine görmek istediğimizde de buradan görebiliyoruz. Buradaki liste sayısını arttırma imkanımız var. İhtiyar kitap kısmı bu şekilde. Hemen onun yanındaki bölüm tek başına kullanıldığında bir işe yaramamakla birlikte herhangi bir arama yaptığımızda sonucu bulduk diyelim. Bu hadis bizim işimize yarıyor. Bunu kullanacağız ama eserin tam neresinde olduğunu merak ediyoruz. Bu sekmeye tıkladığımızda bizi eserin içerisine gönderiyor. Aynı işlemi şurada zaten simgesi de birebir aynı. İki tane istediğimiz yerden yapma şansımız var. Yani bir araştırma yaparken ilgili bilgiyi bizzat eserin içerisinde görmek istediğimizde buna tıklayıp eserin içerisine girebiliyoruz. Burada eserin şeması, daha doğrusu içindekiler kısmını izlemek ya da açmak istediğimizde kullanacağımız bir sekme var. Okuma moduna geçtiğimizde bu daha efektif, güzel oluyor ama içindekileri görmek istediğimizde de kullanabiliriz. Hemen onun yanındaki seçme, açıklamalar kısmına göster ya da gizle seçeneği. İlgili sekmeye tıkladığımızda altta bir açıklama kısmı açılıyor. Buraya istediğimiz notu ekleyip şu kısımdan kaydet dediğimizde ilgili not burada artık kayıtlı kalıyor. Ve daha sonra ilgili rivayete geldiğimizde o notumuzu oradan inceleyebiliyoruz. Hemen yanındaki arama kısmı bazen şamile içerisinde sayfa içerisinde çok malumat olabiliyor. Ve biz bir kelimeyi ya da bir ismi arıyoruz. Hemen o sayfa içerisinde, ilgili sayfa içerisinde mesela şu kelimeyi yazmış olduğumuzu varsayalım. Enterladığımızda ilgili kelimeyi kolayca bulabiliyoruz. Bu özellikle uzun metinlerde, sayfa içi aramalarda çok pratik bir çözüm sağlıyor bizim için. Hemen onun yanında ilgili sayfada değil de şu an içerisinde bulunduğumuz eser içerisinde bir arama yapmak istediğimizde kullanacağımız arama motoru diyelim, arama kısmı var. Buradan da hangi eserin içerisindeysek o eseri tarayabiliyoruz. Burada aklıma gelmişken söyleyeceğim bir hususiyet var. Birçoğumuz belki biliyordur ama gözden kaçtığını düşünüyorum. Özellikle hocalarımız talebelere ödevlendirmeler yaparken harekeli metinden bazen şikayet edebiliyorlar. Hareketsiz olsaydı daha faydalı olur gibi. Burada hemen şu alt kısımda harekelemeyi açma ya da kapama özelliği var. Bu şekilde ödevlendireceğimiz zaman talebelere hareketsiz metin de verebiliyoruz. Bu da aklımızda bulunabilir. Hemen şu alt kısımda eser içerisindeyken eserin cilt numarası, sayfa numarası ve hadis numarası. Bu hadis numarası olması kısmı hadisçiler için çok değerli. Bizzat hadis numarasından rivayetler ulaşmak mümkün oluyor. Aslında Şamile deyince bana göre diğer bütün hususiyetlerinden daha önem arz eden kısım arama kısmı. Çünkü Şamile bir metni açıp okuma noktasında çok insanı rahatlatan bir uygulama değil. Yorucu oluyor okumak buradan. Ama arama kısmı meselelere ulaşma noktasında çok ciddi bize kolaylıklar sağlıyor. Burada birkaç hususa değineceğim. Aramada iki temel kriter var. Şamile'nin yer isminde bir de leyse eklemişler buraya. Ve ev bir de leyse var. Ve kısmı aradığımız ibarelerin, beş farklı ibare arayabiliyoruz. Aradığımız ibarelerin
aynı sayfa içerisinde geçmesi demektir. Yani Ahmet, Osman ve Mustafa dediğimizde bu üç ibarenin de aynı sayfa içerisinde geçiyor olmasını önemser V'de. Evde ise Ahmet, Osman, Mustafa bu üç ismin ilgili aradığımız kitaplarda nerelerde geçiyorsa her birini birden bulur. Burada evin genelde kullanım alanı şu yönden benim açımdan fayda sağlıyor. Örneğin ilgili fiilin yektubu ya da tektubu olduğu noktasında bir şüphem var, tam emin değilim. İkisini de buraya ev seçeneğine gelip yaptığımda bütün sonuçları bulduğu için hepsini tek tek kontrol şansım oluyor. Burada bizzat metnin tamamı içerisinde arama şansımız var. Başlıklarda arama şansımız var. Ya da eğer o eserde dipnotlandırmalar, talikat varsa oradan arama şansımız var. Şayet bir kelime, nasıl söyleyelim, men yazdık mesela. Men mi, min mi, iki türlü de olabiliyor. Böyle bir hareketlemede tahdide gitmesin, hareketleri önemsemesin dersek bu kısmı kaldırabiliriz. Çok efektif çalıştığını söyleyemem açıkçası. Çünkü Şamile'deki bütün eserler harekeli olmadığı için doğru sonuç vermeyebiliyor. Burada önemli bir husus, sonuçlarımızı müelliflerin vefat sırasına, vefat dönemine göre sıralayan, bunu işaretlediğimiz takdirde sonuçları vefat sırasına göre tertip ediyor, düzenliyor. Çok çok önem verdiğim bir kısım daha, müellif on kısmı. Burada bölümler üzerinden arama yaptığımızda eserleri buradan görebiliyoruz. Ama bir de müellif on kısmı var. Şamile içerisinde eseri bulunan müellifler sıralanıyor ve bu müelliflerin eserler üzerinden araştırma yapabiliriz. Mesela özellikle ilahiyat alanında karşılaştırmalı çalışmalarda örneğin Farazi, Suyuti'yi yazdığımızda Suyuti'nin bütün eserleri burada çıkıyor. Bunu seçerek yine çok Farazi söylüyorum. Daha önce aramasını yaptığım için Suyuti'nin eserlerinde İbn Teymiye'ye bir atıf var mı yok mu? Bunu merak ediyoruz. Bunun üzerinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu müellifun kısmından arama yapmak bize bu noktada mükemmel bir kolaylık sağlıyor. İlgili müellifin eserlerinin tamamını bir anda görme imkanı sunduğu için. Arama kısmında kolaylık sağlaması açısından çok önem verdiğim bir yer daha var. Orası da bu kısım. Mesela biz bir çalışma yapıyoruz ve o çalışma esnasında 5-6 kaynağı sürekli kullanıyoruz. Ancak bu 5-6 kaynak aksam kısmı içerisinde farklı farklı yerlerde, aynı yerde değil. Ve her aramaya giriştiğimizde bu yerleri tekrar seçmemiz gerekiyor. Bu da vakit kaybına sebep oluyor. Ama bu kısma geldiğimizde mesela bizim o çalışma yapacağımız kaynakların biri bu, biri bu, diğeri şu eser. Bir tane de buradan seçelim. Bu eserleri sürekli kullanacağız. Bunları seçiyoruz manuel bir şekilde. Daha sonra bu kısma gelip diyelim ki makale ya da Türkçe de yazabiliriz. Makale deyip kayda da bastığımızda bunu artık bizim için bu kısma ekledi gördüğünüz gibi. Şimdi bütün kitapları silelim, kaldıralım, işaretlemeyi kaldıralım. Bu kısma gelip çift tıkladığımızda gördüğünüz gibi tekrar o eserlerin hepsi seçildi. Yani ben şu an onun hangileri olduğunu bile unuttum, yerlerini unuttum. Ama bizim için burada saklıyor. Bu da arama noktasında çok ciddi vakit noktasında tasarruf sağlıyor. Şunu durduralım. Bu aramanın üzerine çok çok uzun konuşulması gerekiyor ama ben hızlıca dediğim gibi nasıl yapılacağından diye de neler yapabiliyoruz onu gösterme adına söylemiş olayım. Hemen onun yanında arama kısmının yanındaki klasör şeklinde bazen bir çalışmayı aramayı yapıyoruz, onu kapatıyoruz. 5 dakika sonra ya bir daha bakmam lazımdı gibi bir sorun oluyor. Bütün aramayı baştan yapmamız gerekiyor. Bu son aramayı tekrar bizim için getiriyor. Bu da bizden kaynaklı bir ihmalin önüne geçmesi adına güzel bir sekme olmuş. Hemen onun yanında aramalarımızı kaydetme değerli hocalarım. Mesela bir arama yaptık, 1.000 tane sonuç çıktı. Gün içerisinde 200'ünü ancak inceleyebildik. Diğer 800'ü kaldı. Burada şu alt kısımda gördüğünüz gibi aramamızın ismini vererek mesela denemeden de ben de öyle diyeyim. Kaydete bastığımızda artık bu kısma gördüğünüz gibi deneme araması kaydedildi. Bunu tıkladığımızda bizim o aramamıza tekrar bizi ne yapıyor? Yönlendiriyor ve tekrardan aynı aramaları yapmak gibi bir durum söz konusu olmuyor. Bu okların ne işe yaradığını daha evvel söylemiştim. Eser içerisinde ilerlemeyi bize sağlıyor. Hemen onun yanında tefsir ve Kur'an-ı Kerim bölümü var. Burada gördüğünüz gibi
100'e yakın belki daha fazla tefsir var. Bu tefsirlerden istediğimizi seçebiliyoruz. Seçtiğimiz tefsirdeki hangi sureye bakacaksak, onun hangi ayetine bakacaksak onu tıkladığımızda ilgili ayetin tefsiri bizim karşımıza çıkıyor. Bu anlamda pratik bir yönü var. Tek kötü tarafı burada 2-3 tefsiri aynı anda seçemiyoruz. Hemen onun yanında normalde pasif görünen ancak bazı eserlerde aktif olan bir sekme var. Hadisçiler için yine çok değerli. Mesela bu hadisi açtık. Üzerine geldiğimizde bunda yok olan bir tane bulmaya çalışalım. Evet geldi. Gördüğünüz gibi aktif oldu. Bak bir öncekinde aktif değildi. Bir sonraki rivayette 88. rivayette aktif. Bu şerh kısmı değerli hocalarım. Buna tıkladığımızda ilgili rivayetin Nebevi'nin Bâlen'de Suyuti'nin şerhlerinde yerlerini görüyoruz, şerhlerini görüyoruz, değerlendirmelere çabucak ulaşabiliyoruz. Bu daha çok akademik bir çalışmada değil de bir rivayeti o an için merak ettiğimizde bize çok pratik malumat sunuyor. Hemen bir şerh üzerinden görebiliyoruz. Hemen onun yanındaki, şerhin yanındaki tahriç, bu da çok değerli hadisçiler açısından söylüyorum. İlgili rivayet eğer bu sekme açıksa, yani aktifse tıkladığımızda bizi bir müddet bekletiyor ve ilgili rivayetin Şamile içerisindeki kaynaklarda tahricini veriyor gördüğünüz gibi. Yani bu son derece değerli hadis çalışması yapanlar, özellikle konu çalışanlar açısından değerli. Dediğim gibi tüm kaynaklarda yok. Buhari'de yok mesela, Müslim'de var. Muvatta'da var benim hatırladığım. O şekilde. Hemen onun yanındaki şu an pasif olan kısım PDF kısmı. Eğer Şamile'nin PDF'li versiyonunu kullanıyorsanız buna tıkladığınız zaman hangi eserdeyseniz, hangi sayfasındaysanız anında sizi o eserin PDF'sine, o sayfasına götürüyor. Ben neden kullanmıyorum? Sürekli PDF'ye bakma ihtiyacı hissetmiyorum ama PDF'nin çok fazla olması programı ciddi manada yorduğunu düşünüyorum, yavaşlattığını düşünüyorum. O yüzden PDF kısımlarını sildim ben. İsteyen tabii PDF'li versiyonunu kullanabilir. Hemen onun yanındaki kısımda tercüme kısmı. Değerli hocalarım, burada ravi hayatlarını görmemiz mümkün. Onların kısa bilgilerini istiyorsak uzun bilgilerini. Süfyan yazdım. Hatta daha tahdit ederek yazalım. Eğer aradığımız ismin bir yaka kartı, künye bilgisi varsa onu bize böyle bir kimlik kartı şeklinde veriyor. Anlık bir ravi bulmak istediğimizde güzel bir şey bu. Kaçıncı tabakadan olduğu, Kütüb-i Sitte'de hangi alimlerin kendisinden hadis aldığı, vefat tarihi vesaire ve İbn Hacer ile Zehebi'nin o kişi hakkındaki görüşlerini veriyor. Daha detaylı bilgi istiyorsak bu alt kısımdaki kaynaklardan tek tek aradığımız kişiyi bularak, tabii Uyeyne geçen birçok isim var. Hangisi bizim aradığımız kişi ise onu bularak detaylı bilgiye de ne yapabiliyoruz buradan ulaşabiliyoruz. Aynı şekilde V ve ev şeklinde arama kısımları burada da var. Kişinin nispesi vardır, künyesi vardır. Her birini ayrı ayrı yazarak daha kolay bir şekilde ismi ne yapabiliyoruz, bulabiliyoruz. İslam tarihi ve hadis alanında özellikle ravi araştırmalarında sağlayacağı kolaylığı tarif edemem. Sürekli kullandığım bir sekme burası. Hemen onun yanında vaktimi de aşırmadan Şamile içerisinde birçoğumuzun malum olduğu üzere kendi çalışmalarımızı veyahut Şamile'nin sizdeki versiyonunda olmayan ama Şamile versiyonuyla sitede var olan kitapları ne yapabiliyoruz? Ekleyebiliyoruz. Mesela Buhari'nin konkordansa uyumlu bazı versiyonları Şamile'nin bazı versiyonlarında yok. Ama sitesinde var. Sitesinden onu indirip kendi Şamile'mize yükleyebiliyoruz. O kısım burası, istirad kısmı. Mesela burada çok pardon. Yüklemek istediğimiz şeyi Arapça olursa elbette daha güzel. Türkçe olursa Türkçe karakterleri görmediği için metin bozuk çıkıyor. Buraya sürükleyip bırakıyoruz. Daha sonra istirad tuşuna bastığımızda eser bir müddet sonra Şamile içerisine eğer bir hata vermezse yüklüyor. Şu an bir hata verdi. Şamile'yi kapatıp açtığımızda bu hata düzeliyor. Daha sonra bu yüklediğimiz eseri Şamile içerisinde aynen normal Şamile'yi nasıl kullanıyorsak, oradaki eserlerden nasıl arama yapıyorsak aynı şekilde arama yapabiliyoruz. Dediğim gibi sizin Şamilenizde olmayıp da Şamile'ye sonradan yüklenen Şamile'nin kendi formatındaki çalışmaları da buraya ekleyebiliyoruz değerli hocalarım. Hemen onun yanındaki kısım, mesela Şamile'de bir eser açalım.
Şu kitabı açalım mesela. Şu ifadenin yanlış olduğunu gördünüz. Şamileyi okurken yanlış yazıldığını fark ettiniz. Buna gelip ona eseri arşivden önce çıkarmanız gerekiyor. Çıkardıktan sonra gördüğünüz gibi düzeltmeler yapabiliyoruz. Metnin yanlış kalmasına eğer gönlümüz razı gelmiyorsa bu şekilde düzeltebiliriz değerli hocalarım. Daha sonra da kendi otomatik olarak kaydını yapıyor. Hemen onun yanındaki Şamile'yi daha da kullanılır hale getirmek için çok önemli urfet tahakküm kısmı. Burada kendi klasörlerinizi oluşturabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben hadis alanda çalıştığım için hadis kitaplarından Kütüb-i Sıhhâ'yı başa aldım. Doktora da muhtelif hadis çalıştığım için onu başa aldım. Bu şekilde hocalarımızdan az önce bahsetmiş olduğu işte klasörleme mantığı içerisinde kendi çalışmalarımı istediğim şekilde klasörleyebiliyorum. Burada kitabın bitagasını yani künye bilgilerini vesaire görme şansım var. Buradan düzgün bir klasörleme yaptığımız zaman Şamile'den istifademiz o nispette de artıyor değerli hocalarım. Şaşiatül Müellifin kısmında Şamile'de ismi geçen az önce arama kısmında da görmüş olduğumuz o müellifun kısmının burada müelliflerin hayatını da içeren bölümü var. İlgili müellifin ismine tıkladığımızda onun hayatına dair eğer Şamile'de kitabı varsa burada çıkıyor. Bakın burada iki tane kitabı varmış Şamile içerisinde. Bu şekilde müellifleri de tanıyabiliyoruz. Burada alfabetik olarak isimleri sıralayabildiğimiz gibi vefat tarihleri üzerinden de ne yapabiliyoruz? Sıralayabiliyoruz. Şimdi mesela şu kısımdayız. Biz bu hadisi kullanacağız. Buradan kopyalayıp direkt Word'ümüze yapıştırabiliriz. Peki bu kopyalamanın faydası ne? Bunu seçip de buradan kopyalayıp da bir Word'e yapıştırdığımızda aradaki tek fark ilgili eserin de künye bilgisini kısaca bize veriyor olması. Bu bazen çok faydalı olabiliyor. Eserden alıyoruz bilgiyi, nereden aldığımızı unutuyoruz. En azından kısaca diğer hocalarımızın tarif ettiği kaynaklardaki kadar profesyonel olmasa da en azından künye bilgisini kısaca bize veriyor. Buradan kopyalamakta ben fayda görüyorum her zaman. Eserleri sonradan nereden aldığımızı bilgileri unutmama adına. Burası da kopyalama kısmı. Hemen onun yanındaki kısım. Burada yer imi. Aslında herhalde karşılığı o oluyor. Mesela diyelim ki biz metnimizi okurken şu ifade çok hoşumuza gitti. Ve bu ifadeyi buraya yer imi olarak eklemek istiyoruz. Geliyoruz buraya. Yer imimiz olarak ne olsun? İşte imam kalkandır. Sanırım anlamı öyle. Kaydettiğimizde artık bunu yer imi olarak ekledi. Daha sonra ya ben bir bilgiye bakmıştım. Yeri nereydi? Herhangi bir yere not etmediysek o an hemen buradan yer imine gelip tıkladığımızda o aradığımız ibarenin yer aldığı sayfa karşımıza çıkıyor. Bu nerede çok faydalı oluyor? Mesela o an için okuma yapıyoruz. Hemen Word'e geçip dikkatimizi dağıtmak istemiyoruz. Ya da bir yere eklemek için uğraşmak istemiyoruz. Hemen buradan yer imi olarak ekleyip daha sonra tekrar onları topluca atmak istediğimiz yerlere, kopyalamak istediğimiz yerlere kopyalayabiliriz. Tasdirul Kitap bölümü. Bu da Şamile içerisindeki bir eseri Word'e dökmek istiyoruz. Ve Word üzerinden gerekirse çıktı alacağız vesaire. Bu kısımda istediğimiz kitabı seçip ok yardımıyla yan tarafa atıyoruz. Müslim'i çıkarmak istiyoruz. Bu olsun istemiyoruz. Ebu Davud'u sadece çıkaracağız. Buradan şu kısma, tasdir kısmına tıkladığımızda yaklaşık 30-40 saniye sürüyor. Eserin büyüklüğüne göre değişiyor tabii. Eseri bize Word formatında ne yapıyor? Çıkarıyor. Burada tabii seçenekleri ekleyebiliriz. Mesela her sayfa arasında çizgi olsun mu? Sayfa sayılarını belli etsin mi? İndireceği her dosya kaç megabayt olsun vesaire. Kaçıncı ciltler arasında olsun, ciltle kaçıncı sayfası arasında olsun. Bu seçenekler bizim elimizde. 10 sayfa indirmek istiyorsak 10 ciltlik bir eserde buradan sınırlandırabiliyoruz. Diyelim. Burada bitaga kısmı gördüğünüz birçok yerde bu bitaga karşımıza çıktı. Burada da var aynı şekilde. Hangi eserin içindeysek o eserin bize künye bilgilerini veriyor. Baskıya uygun olup olmadığını gördüğünüz gibi bu uygun veriyor vesaire. Eğer kitap hakkında bilgi varsa onu bize sunuyor. Müellif hakkında bilgi varsa onu bize sunuyor.
Bu bizi siteye yönlendiriyor. Şu an Şamile'nin sitesi bakım aşamasında. Yenilikler ekleniyor. O yüzden biraz sıkıntılı site. Bu kısımda ayarlar, yani kişiye özel, kendinize özel arama sonuçlarını kırmızı yapmak isterseniz, mavi yapmak, kafanıza göre ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Burada çeşitli ayarlamalar da var. Onları da yapabiliyorsunuz. Diyelim burada programınızın güncellemesini yapabileceğiniz kısım. Burada en sona bıraktığım kasıtlı olarak arama kısmında bir özellik var. Birçok defa soruyla karşılaştığım için bunu anlatmak istiyorum. Elbette hocalarımız bunu biliyorsa onlara da tekrar olmuş olur. Aflarına sığınıyorum. Şu kısım çok ufak bir detay olmasına rağmen. Mesela Ketebe diye aratalım. Buhari içerisinden olsun. Birçok sonuç buldu. Dikkat ederseniz değerli hocalarım, bütün hepsi Ketebe. Araştırma yapan hocalarımız falan geliyorlar, diyorlar ki ben o rivayeti Buhari'de gördüm ama arama yapınca çıkmıyor. Şu kısım, bu tik kaldırılmazsa yazdığınız kelimeyi kelime tabanlı arıyor. Sadece ne yazdıysanız onu buluyor. Ama bunu kaldırdığınızda harf tabanlı arıyor. Gördüğünüz gibi ketebe değil de yektubu, içinde kaf, ta ve ba harflerinin yan yana geçtiği bütün sonuçları buluyor. Benim acizane bütün soranlara tavsiyem bu tiki kaldırarak arama yapmaları. Her ne kadar sonuç fazla çıksa da doğru sonucu elde etme adına daha sahih, daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Bunu da bilerek en sona bıraktım ki defaatle bu soru sorulduğu için. Mesela Kuramer'de Mehmet Hoca ifade ederken Şamile'nin büyük eksiklerinden biri işte harf tabanlı aramaması, hep kelime tabanlı araması diyordu. Sanırım ya zuhulen söylendi ya da tam olarak onu bilmediği için söyledi. Aynı yöntem Şamile'de de mevcut aslında. O şekilde arama yapılabiliyor. Benim anlatacaklarım bu kadar hocam. Teşekkür ediyorum hepinize.